Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir Dosta Doğru programında efendim bu gece Perşembe akşamı yeniden sizinle beraberiz. Gecemiz hayırlı olsun. Allah gecemizi tevap olan bir gece, tövbelerin bol olduğu, bağışlanmanın yüce olduğu bir gece haline getirsin inşallah. Efendim bu gece yine sevgili Abdurrahman Önül kardeşimle beraberiz. Güzel ilahilerimizle inşallah. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, ahiret aleminde hesap beklenirken mahşerde bazen insan sadece bir günahından dolayı 100 sene orada bekleyecektir. Bir ömür kadar sadece bir günahından dolayı bekleyecektir eğer Allah tarafından bağışlanmamış olursa. Dileyelim ki Allah'ın huzuruna gitmeden önce günahlarını dünya hayatında bağışlatmış olanlardan, tövbesini tövbe edenlerden, Allah'a yönelenlerden olalım ki Allah'ın gufranı, rahmeti, keremi bizi kuşatsın ve hakikaten Allah'a kul olabilen insanlardan olalım bizler. Bir günahtan dolayı 100 yıl bekleyecek belki, bir günahtan dolayı, sadece bir günahından dolayı. Aslında önümüzü açıyor sevgili peygamber ve Allah'ın tevvab olduğunu, günahları çok bağışlayan olduğunu, Allah'ın rahmetinin geniş olduğunu bizi ümit var kılarak söylüyor. İşte gecenin şu tenha vaktinde günahlarından pişmanlık duymuş, günahlarından utanmış, Allah'a yönelmek isteyen her Müslümanın söylemesi gereken, "Ya Rabbi beni affeyle, Ya Rabbi günahlarımdan vazgeç, hatalarımı, kusurlarımı sil Ya Rabbi, amel defterimi huzura gelirken temiz gönder Ya Rabbi" diye Allah'a yalvarmak gerekir. Eğer bu yalvarışı yapamazsak, eğer bu şekilde Allah'a yönelemezsek biz kaybedenlerden oluruz. Aslında Hazreti Peygamber kapıyı açıyor, aralıyor. Allah'ın örtünmez kapısının, kapanmayacak kapısının ne kadar geniş olduğunu söylüyor. Diyor ki, "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" diyen sonunda mutlaka cennete girecek. Çok önemli. "La ilahe illallah" diyen, Allah'tan başka yaratıcı yoktur, Allah'tan başka ilah yoktur diyen neticede mutlaka cennete girecek. O cemaat içerisinde o an Hazreti Resulullah'ı dinleyenler içinde Gıfarlı Ebu Zer de var. Dost doğru bir adam. Peygamberin gökyüzü Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü barındırmamıştır dediği Ebu Zer. Diyor ki Hazreti Peygamber'in bu sözünün çok açık olduğunu, ucunun çok açık olduğunu görünce, ki peygamber ucu açık olsun diye söylüyor zaten, Gıfarlı Ebu Zer, "Acaba yanlış anlaşılabilir mi?" diye kapıyı biraz sanki kapatır, kapatmayı istercesine peygambere dönüyor. "Ve inzena ve insarak" zina etse de Müslüman, hırsızlık yapsa da sonunda mutlaka cennete girecek mi? Son kelimesi "La ilahe illallah" olsa Hazreti Peygamber dedi ki "Ve inzena ve insarak" zina etse de, hırsızlık yapmış olsa da sonunda mutlaka cennete girecek. Allah'a iman ediyor, peygambere iman ediyorsa. Zaman geçti, biraz aradan iş soğudu. Hazreti Ebu Zer yeniden Resulullah'a dedi ki, "La ilahe illallah diyen sonunca cennete girer mi?" Yani Allah birdir diyen, Allah birdir diyen sonunca cennete girer mi? Resulullah dedi ki, "Cennete girer." Ebu Zer yeniden, "Ve inzena ve insarak" zina etse de, hırsızlık yapsa da böyle mi ya Resulallah? Allah'ın Resulü, "Ve inzena ve insarak" hırsızlık yapsa da, zina etse de öyledir dedi. Bekledi Ebu Zer, içi içine sığmayan sahabi. Güneş Ebu Zer'den daha kıymetlisini aydınlatmadı. Yer ondan daha doğru sözlüsünü barındırmadı. Tepeden tırnağa iman dolu bir adam dedi Ebu Zer el-Gıfari. Gıfarlı Ebu Zer, bilenler iyi bilirler onu. Biraz zaman geçti, yeniden soruyu yineledi Resulullah'a. "Ya Resulallah, La ilahe illallah diyen cennete girer mi? Günahları çok olsa bile cennete girer sonunda." Ebu Zer yeniden sordu. "Ve inzena ve insarak"
Eğer zina etse ve hırsızlık yapsa da bu iş böyle mi? Hazreti Peygamber hırsızlık yapsa da ve zina etse de bu iş böyle dedi. Aradan zaman geçti. Dördüncü kez Ebu Zer Gıfari yeniden aynı soruyu yineledi. Ya Resulallah, cennete girecek hırsızlık yapmış, zina etmiş olsa da girer mi dedi. Bu sefer Hazreti Peygamber cevabının şeklini değiştirdi. Ve in zena ve in sarak rağme en fi ebi zer, Ebu Zer'in burnu sürünse de öyledir dedi. Veya rağme en fi ebi zer, Ebu Zer'e rağmen girecek. Evet, girecek. Ebu Zer itirazı bitirdi. Ebu Zer sözü kesti. Allah'ın Resulü dördüncü kez kapıları kapatınca, hırsızlık yapsa da, zina etse de, la ilahe illallah, Allah'ın birliğini kabul eden, tabii Allah'ın birliğini kabul etmek, onun gönderdiği peygamberi de kabul etmektir. Allah'ın birliğini kabul etmek, onun gönderdiği kitabı da kabul etmektir. Onun gönderdiği namazı da, orucu da, zekatı da kabul etmek, haccı da kabul etmek. Sadece Allah bir demekle yetinilmiyor. Çünkü o bir olan bir şey istiyor bizden. O bir olan bizimle bir bağlantı kuruyor. Kullarına diyor ki beni tanıyın, beni bütün sıfatlarımla tanıyın. Alim sıfatımla, Rezzak sıfatımla, Kelam sıfatımla, vahyi indiren sıfatımla, peygamber gönderen sıfatımla beni tanıyın. Seni tanıyoruz Allah'ım ama senin peygamberini, kitabını tanımıyoruz diyen Allah'ı tanımıyor. O aklındaki bir ucubeye inanıyor. Allah değildir o. Allah'ın olması için Allah'ın sıfatlarını aynen kabul edecek. Öyle diyordu peygamber. Men kâne âhiru kelâmihi lâ ilâhe illallah dehalel cenneh. Kimin son, Muaz bin Cebel veya diğer sahabiler son nefeslerinde Hazreti Peygamber'in bu sözünü bize hatırlatıyorlardı. Kimin son kelimesi, dünya hayatındaki son kelimesi Allah birdir olursa mutlaka cennete girecektir. Denilir ki Hazreti Nuh aleyhisselam vefatı yaklaşırken hasta yatağında oğluna şöyle dedi Nuh peygamber. Oğlum sakın la ilahe illallah'ı unutma. Evladım la ilahe illallah'ı çok söyle. Siz de çok söyleyin. Şu anda ekran başındaki kardeşlerim, siz de zikriniz la ilahe illallah. Bol bol kelimeyi söyleyin. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Sesinizi yükselterek, kalbinizden geçirerek. La ilahe illallah. Allah'tan başka yaratıcı yok. Bütün sahte ilahları, ilahlaştırmış bütün sahte düşünceleri bir kenara itiyorum. Bütün yanlış zihniyetlerden kudreti sonsuz tevhidin göstergesi olan bir Allah'a inanıyorum. Hazreti Nuh aleyhisselam hasta yatağında evladına tavsiyede, vasiyette bulunuyordu. Oğlum la ilahe illallah de her gün. Yedi yer ve yedi gök bir kefeye konsa, yani kainattaki bütün zikirler bir kenara konsa, la ilahe illallah bir kefeye konsa, la ilahe illallah onu geçecektir diyor. La ilahe illallah kelimesi aşacaktır onu. Bir kelime. Afdalu zikri la ilahe illallah. Ve afdalu duayı elhamdülillah. Öyle diyor peygamberimiz. Afdalu zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi, Allah'ı anışların, Allah'ı hatırlayışların en şereflisi la ilahe illallah. Allah'tan başka yaratıcı, Allah'tan başka kudret, kuvvet yoktur. Duaların en güzeli elhamdülillah duasıdır. Bismillah onun bir parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Kefede, yani sevap kefesinde her şeyden ağır gelen la ilahe illallah ve Bismillahirrahmanirrahim'i hayatınıza bir zikir ediniz. Dilinize alıştırınız, dilinizi alıştırınız ve dilinizin vazgeçilmez zikri haline getiriniz. Hazreti Musa bir gün dedi ki ya Rabbi, ya Rabbi bana, ya Rabbi bana öyle bir şey zikir ver ki bütün zikirlerden daha üstün olsun. Musa, Allah'ın büyük peygamberi. Bana öyle bir kelime öğret ki, zikir öğret ki bütün zikirlerden üstün olsun.
Allah buyurdu Musa'ya, ya Musa la ilahe illallah de. Hazreti Musa dedi, ya Rabbi bütün kullar bunu söylüyor zaten. Bütün inananlar senin bir olduğunu söylüyor. Kimsenin söylemediği bir şeyi bana öğret. Bana özel olsun yani. Ben bir peygamberim. Bana özel, diğer insanların söylemediği bir duayı, bir zikri öğret ya Rabbi dedi. Allah buyurdu ki Musa, gökler ve yerler bir araya gelse terazide la ilahe illallah'tan daha ağır hiçbir zikir bulunamaz. Gökler ve yerler bir araya gelse la ilahe illallah'tan daha ağır hiçbir zikir bulunamaz ey Musa. Evet, la ilahe illallah hayatınızın terazisi olsun. Hayatınızın değişmez zikri olsun. Şöyle dedi peygamber, iki zikir var. Rahman'ın katında sevgili, dilde kolay, terazide ağır. İki kelime. Şimdi söyleyeceğim onları. Onları da yazın. Ve bu geceden itibaren başlayıp lütfen onları okuyunuz. Terazide ağır. Rahman'ın katında sevgili, sevimli. Terazide çok ağır, iki kelime. Bunlardan biri Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Dilde hafif, kolay. Böyle karmaşık bir ifade değil. Bilmesen de okuyabiliyorsun. Subhanallahi ve bihamdi. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim. Dilde kolay, terazide ağır, Allah'ın katında sevimli. Bakın üç özelliği var. Allah'ın katında çok sevgili ve sevimli. Dilde kolay, söylenmesi zor değil. Terazide çok ağır. Subhanallahi ve bihamdi. Allah'ı hamd ile tesbih ederim bu kelime. Subhanallahi ve bihamdi. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. İkincisi ise Subhanallahil azim. Yüce Allah, yüce Allah'ı, yüce olan Allah'ı hamd ederim. Subhanallahi azim, yüce olan Allah'ı tesbih ederim. Öyleyse Allah'ı zikret ve namazı kıl. Allah'ı zikret ve secdede Allah'a yakınlaş. Çünkü Allah'a, kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Bütün benliğiyle sıyrıldığı andır. Onun için ezan vakti gelince, namaz vakti gelince Allah'ın bir meleği varmış. Belki herkese bir melek, belki kainata bir melek. Bir melek var, namaz vakti bağırırmış. Ey Ademoğlu namaza kalk, senin için hazırlanan ateşi söndür. Ey Ademoğlu namaza kalk, senin için cehennemde tutuşturulan ateşi söndür. Niçin böyle söylüyor? Çünkü dünyaya gelen her insan için cehennemde bir yer ayrılıyor, cennete bir yer ayrılıyor. Her insan için. Benim için şimdi iki yer var. Ya cehennemdeki yer ya cennetteki yer. Ben amelimle iyi olursam cehennemdeki yerim söner, ben cennetteki yere giderim. Benim amelim kötü olursa cennetteki yerim kapanır, cehennemdeki yerime yerleştirilirim. İşte melek bağırıyor. Hem namaz vakti. Ey mümin, ey kul kalk. Cehennemde senin için tutuşturulan ateşi söndürmeye kalk diyor. Kalkmak lazım. Doğrusu insan kalkar namaza, temizlenir ve namaz kılar. İki namaz arasında geçen bütün günahlarını Yüce Allah mutlaka affedecektir. O zaman gelin Maruf-ı Kerhi'nin duasına sığınalım. Allah'a yakın olanlardan bir yakın olanın, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bayram, Hacı Bektaş Veli gibi, Seyyid Ahmet Yesevi gibi, Hacı Bayram-ı Veli gibi ermişlerden birinin duasına sığınalım. Benim için dinim bana yeter. Dinim için bana Allah yeter. Maruf-ı Kerhi. Dinim için bana Allah yeter. Dünyam için bana Allah yeter. Allah'ı yitirmişsen hiçbir şey sana yetmez.
Sana Allah yeter. Yeter ki temiz bir kalple ona yönel. Dini Allah'a has kıl, dini Allah'a temiz arz et yeter ki. Bana üzüntü vermem, üzüntü verene karşı kerim olan, cömertliği çok olan bana Allah yeter. Bana baş kaldırana karşı, yani bana zulmedene karşı halim ve kavi olan Allah bana yeter. Bana kötü hile yapana karşı, beni oyuna getirene karşı, bana tezgah hazırlayana karşı şedid, yani intikam alma gücüyle her şeyi yerle bir edecek olan, o güçte olan, kavi güçlü olan Allah yeter. Ölüm anında bana rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah bana yeter. Ölüm anında bana Allah yeter. Kabrimdeki sualimde, kabir sualinde, kabir sorgumda bana rauf olan, beni kuşatan re'fetiyle, merhametiyle, affıyla, yumuşaklığıyla, halim sıfatıyla tecelli edecek bana Allah yeter. Çünkü biz mezara girdiğimizde melekler gelecek. Men rabbuk, Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıble nere? Bize sorulacak ve dinin ne? Şu 4-5 soru var ya, başka soru sorulmayacak. Ama bunları bilmen lazım. Hesaba çekilirken kerim olan Allah yeter bana. Allah'la yetinmeyen hiçbir şeyle yetinemez. Mizan, terazi kurulduğunda, sevap ve günah kefeleri hazırlandığında latif olan Allah bana yeter. Lütfuyla, keremiyle mizanıma son kelimeyi koyduracak Allah yeter. Bir hadiste deniyor ki kul arz edilir. Günahlarımız ve sevaplarımız kilo kilo. Diyelim ki zinanın bir tondur günahı mesela. Mesela bir haccın yarım tondur sevabı. Mesela bir içkinin 500 kilodur günahı. Mesela bir namazın 1000 kilodur sevabı diyelim ki. Diyelim ki kiloyla sevaplarımız ve günahlarımız tartılır. İnsan teraziye çıkarıldığında belki vücuduyla çıkaracak ama ağırlığı, kilo ağırlığı 80-90 kilosu değil. Amellerinin günahları ve sevapları. Bir tarafa günah, bir tarafa sevap. Günah ağır bastı. Melekler seni tuttular perçeminden cehenneme doğru götürüyorlar. Çünkü dengelenmedi, tövbe gelmedi veya şefaat gelmedi sana. Sen cehennem ateşine doğru gidiyorsun. Allah dedi ki, benim bu kulum cehennemlik mi? Allah ki biliyor her şeyi. Dediler ki, ya Rabbi bizim elimizdeki terazide bunun günahları sevaplarından daha fazla. O azap çekecek, azabı kadar. Allah der ki, o kulumun bilmediğiniz bir iyiliği var. Melekler der ki, ya Rabbi biz her şeye baktık. Elimizdeki terazi böyle. Ya Rabbi bu kulunun bizim bildiğimiz yazılmamış bir sevabı varsa bilmiyoruz. Bir kağıt gelecek böyle, terazinin üzerine oturacak ve sevabı gösteren kefe birden ağır basacak. Ne o kağıt? O kağıt ne acaba biliyor musunuz? O kağıta yazılan şey la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka yaratıcı yok. İşte o kağıt gelecek ve günah hayır kefesini ağır bastıracak, günahlar hafifleyecek. Rabbim o an bize merhamet etsin. Rabbim daraldığımız o anda bize bir çıkış kapısı nasip eylesin. Sıratı geçerken kadir olan Allah bize yetecek. Allah bize yeter. Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Maruf-ı Kerhi öyle dua ediyordu. Amelini düzelt. Allah'a yönel. Kalbini Allah'la beraber eyle. İhlasın varsa geçersin sırat köprüsünden bir yıldırım, bir şimşek gibi. Amelim kötüyse şayet bütün dünya senin o sana kıymeti var. Dediler ki bir kadın var Allah'ın peygamberi. Bu kadın çok namaz kılıyor. Dikkat ediniz. Bu kadın çok oruç tutuyor. Ama bu kadının komşuları ondan rahatsız.
komşularına eziyet ediyor dediler Allah'ın peygamberi. Bir kadın namaz kılıyor, oruç tutuyor, yani belki zekatını veriyor varsa, yani ibadet açısından problemi olmayan bir kadın ama bir günahı var. O günahı ne? Komşularına eziyet ediyor. Hazreti Peygamber döndü ve şöyle buyurdu. O kadının hiçbir hayrı yoktur. O kadının hiçbir değeri yoktur. Komşusuna eziyet ediyorsa. İslam'ın ahlakı Allah'ın katında güzel ahlaktan daha ağır hiçbir amel yoktur. Güzel ahlaktan daha ağır hiçbir amel yok. Namazı kılıyor amelin kötüyse, namazı kılıyor ahlakın kötüyse kıymeti yok. İman, ibadet ve güzel ahlak beraber olursa belki Allah lütfeder ve belki Allah bize merhamet edecektir sevgili dostlar. Sırat Köprüsü'nden geçerken durak durak geçeceksiniz. Peki nedir Sırat Köprüsü? Cisrün vudiya ala ka'ri cehennem. Cehennemin iki yakasına kurulmuş, ucu bucağı belli olmayan bir köprü. Sıradan bir Galata Köprüsü'ne veya başka bir köprüye benzetmeyin bu işi. Köprü, ne diyor böyle? Kılıçtan keskin, kıldan ince. Müslüman var içinden şimşek gibi geçecek. Müslüman var, kıra döküle geçecek. Müslüman var veya gayrimüslim var, sıratın altına düşecek. Cehenneme girecek. Cüz ya mümin diye bağıracak Müslümanlar, gerçek iman sahipleri Sırat Köprüsü'nden geçerken. Gerçek sadık Müslümanlar Sırat Köprüsü'nden geçerken köprünün altındaki ateş bağıracak cüz ya mümin. Ey mümin hızlı geç, senin nurun beni söndürüyor diyecek. Senin nurun beni söndürüyor diyecek. Sırat Köprüsü'nde sürünerek geçecekler vardır. Koca yol onlar için bir azaba dönüşecek. Gidecek gidecek ama bitmeyecek. Bir kısmı çengellere takılacak ve çengellerden aşağı doğru yuvarlanacaklar. Bazıları amellerine ve imanlarına göre geçecekler insanlar. Bazıları göz kapatıp açıncaya kadar Sırat Köprüsü'nden hızla geçecek. Bazısı şimşek gibi geçecek. Bazısı Sırat Köprüsü'nden rüzgar gibi geçecek, kademe kademe. Ameline göre, Allah'a yakınlığa göre, kurbiyete göre, insanlara iyiliğine göre, vicdanlı hareket edişine göre, dilini tutmana göre, gözünü tutmana, kulağını tutmana göre, göz sorumlu, kulak sorumlu, ayak sorumlu, el sorumlu, kalp sorumlu. Sorumluysan sorumlu. Der çekeceksin. Bazısı yarış atı gibi geçecek. Bazısı deve yürüyüşüyle geçecek. Bazısı sağlam geçecek. Bazısı tırmalanacak. Bazısı sırattan aşağı doğru inecek. Geçemeyecek. İki sırat var. Bu birinci sırat. Bir de ikincisi var. Bazısı kuş gibi uçacak. Bazıları melekler onları itecekler ve Sırat Köprüsü'nden aşağı düşecekler. Ateşe düşecekler. Hazreti Muhammed ne kadar hakikatsa aleyhisselam, Hazreti Musa ne kadar hakikatsa, Hazreti İsa ne kadar hakikatsa, İbrahim peygamber ne kadar gerçekse, dünya ne kadar gerçekse, bu anlattıklarımın tümü de o kadar gerçektir. Ve yaşayacaksınız ve yaşayacağız. Bundan kurtuluşun yolu yok. Herkes mizana çekilecek, herkes bu köprüye çıkarılacak ve herkes samimiyetine göre, ihlasına göre, ameline göre buradan geçecek. Burada çok dikkat çekici bir uyarı var bir hadiste. Hazreti Peygamber diyor ki aleyhisselam, ben bazıları görür gibi oluyorum. Sırtında bir deve taşımış. Deve adamın sırtına biner mi? Biner işte. Sırtına bir deve taşımış, sırattan geçerken beni çağırıyorlar. Muhammed, 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 yardım et bize. Ben diyeceğim ki, ben size demedim mi ki halkın devesini yemeyin.
Deve orada sembolik bir ifade. Halkın malını yemeyin demedim mi? Bazınızı görür gibi oluyorum, sırtına bir at bindirmiş. Geçiyor. Yükün altında ezilmiş, beni çağırıyor. Muhammed, Muhammed, Muhammed aleyhisselam. Allah'ın Resulü her arzu ettiğine şefaat edemez ki. Allah'ın müsaade ettiğine ancak. Ben dedim, ben dedim mi size, halkın malını yemeyin. Halkın atını, at orada semboliktir yani. İşte at kadar menfaat sağladı. Binek gibi menfaat sağladı. Bazıları geçecek, sırtında bir sığır olacak, bir koyun olacak. Sırat köprüsünde debelenmeye başlayınca beni çağıracak. Allah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi. Ben dedim ki, ben diyeceğim ki, ben demedim mi? Halkın malını yemeyin. Halkın eşyasına el koymayın. Demedim mi ben size? Bağıran bir peygamber. Gönüllere hitap eden bir peygamber. Ben ve siz şuna benzeriz diyen bir peygamber. Söyleyeceğim ama biraz sonra. Ben ve siz şuna benzeriz. Evet Abdurrahman. Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çarem mi var? Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çarem.
iki sırat kurulacak. Birinci sıratta sorgu şu, ikinci sıratta sorgu şu. Birinci sırattan geçenler ikincisinden de geçmek zorundalar. Birinci sıratta, birinci durakta iman sorgulanacak. Allah'a, peygambere, kitaba, kıbleye imanın var mı? Meleklere, ahirete, sırata, mizana. Hocam diğer dinlerde de sırat köprüsü anlatılabilir, anlatılmaması anormal. İlk peygamber Adem de sırattan bahsetti, peygamber mizandan bahsetti, cennet ve cehennem son peygamberdi. Peygamberler hepsi aynı kaynaktan aldılar. Aralarında fark olmaması normal. Birinci durakta insanlar imandan sorguya çekilecek. İmanınız sorgulanacak. İkinci durakta ibadetler başlayacak. İbadetlerin en önemlisi namazdır. Namaz kıldın mı, kılmadın mı söyle bakayım bize. Yarım yamalak da olsa namazın varsa lütfun geniştir, Allah'ın lütfu. Üçüncü durakta zekattan sorguya çekilecek. Paran sorgulanacak, sermayen sorgulanacak, kazancın sorgulanacak. Helal mı, haram mı? Helalı mı harcadın, harama mı harcadın? Allah onları şöyle bir silkeleyecek. Zekatı verdin mi, vermedin mi? Dördüncü durakta oruçtan sorguya çekileceksin. Böyle vize gösterip geçemezsin. Yeşil pasaporta geçtiğin gibi. Orada senin her şeyin malum. Kulakların, ellerin, ayakların, dilin susacak, organların konuşacak. Ayakların, ellerin konuşacak. Beşinci durakta haçtan sorguya çekileceksin. Hacı yaptın mı, yapmadın mı? Müslümanlarla kucaklaştın mı, kucaklaşmadın mı? Allah'ım ben Müslümanlardan nefret ediyordum zaten. O zaman sen nefretinle kalacaksın. Allah'ım ben Müslümanların Mekke'sine, Medine'sine niçin gideyim? Hani ben kalbim temiz zaten. Senin kalbin zift dolu, zift. Eğer zift olmasaydı bunu söylemezdin. Derdin ki Allah'ım hatam var, günahım var. Müslümanı küçümsemeyecektin. Sen Allah için oraya gidiyorsun. Kimsenin hatırı için değil. Hacca gittin mi? Altıncı durakta kul hakkı, özellikle anne baba hakkı ve akraba bağlarından sorguya çekilecek. Yedinci durakta ki anne baba hakkı da en önemli haklardan biridir. Onlar hakkında hüsnü zanda bulunman, iyi şeyler söylemen, dua etmen. Yoksa bütün hepsi yüzüne çalınacak. Sonra akrabalarını sıla-i rahimde bulundun mu? Ama akraban seni istismar etmişse başka. Ama imkanı yok, muhtaçsa yanında olmaya gayret edeceksin. Gücün yettiği kadarınca. Yedinci durakta gusül abdesti alıp almadığın. Temiz misin, değil misin? İkinci sırat köprüsü, ikinci sıratta ise özellikle kul hakları yeniden mizana konacak. Kimde hakkın, hukukun var? Bütün amellerim iyi olur da cennete girecek olursan, cennete girecek olursan cennetin kapısında senden alacaklılar duracaklar. Gel hakkımızı öde bakalım diyecekler. Mutlaka sorgulanacaksın. Sorgudan kurtulamazsın. Bu dünyada sorgulanmamış milyarlarca, trilyonca insan orada bir bir sorguya çekilecektir. Rabbim bizi merhametiyle kuşatsın ki biz o gün, o zor günde kısas hakkı, yani insan öldürmüş, insana zulmetmiş, hakkı alınmamış olan insanlar gibi cennetle cehennem arasında arasatta tutulmayalım. Bir ara yerde duracaksınız. Cennete giremiyorsun, haklar var. Cehenneme gitmiyorsun, günahların affedilmiş. Ama bir kul hakkı var, kısas var. Müslümanı öldürmüşsün. Müslümanı öldürmüşsün. Müslümana eziyet etmişsin. O hakkı ödemeden elbette ki oradan geçemez. Sevgili dostlar, cehennemin ortasına sırat köprüsü kurulacak ve sırattan ilk geçecek kişi Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhisselam. Cennete ilk girecek kişi de yine Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam olacaktır. Cennete ilk girecek
kapısını ben çalacağım. O kapı zaten sıra, yani cennetin bir kapısının aralığı ki cennetin birçok kapısı olacak. Cennetin bir kapısı diyelim ucu Ankara'da, öteki kapısının ucu diyelim ki Londra'da olacak. Yani mekan itibariyle belki 1000, 2000, 3000 kilometrelik bir yol, bir kapıdan bahsediyorum. Kapının iki tarafının arasındaki genişlikten. Onun için Allah emrediyor. Mağfirete koşun, cennete koşun. O cennetler ki onların genişliği gökler ve yer kadardır. Sari'u ile mağfireti min rabbikum ayeti kerimesinde ifade edildiği gibi. Sırat köprüsü öyle bir köprü ki yokuşu 1000 yıl, bu dünyanın 1000 yılı gibi bir süre sürecek. İnişi 1000 yıl gibi olacak. Düzlüğü 1000 yıl gibi olacak. Gideceksin, bitmeyecek. Koşacaksın, bitmeyecek. Ter içindesin. Güneş yeniden yaratılacak ve güneş o mahşer alemine getirilecek. Sen ter içindesin, perişan haldesin. Hakkında verecek kararı dinliyorsun, kararı bekliyorsun. Ümitsizsin, ayakların titriyor, gözlerin kamaşıyor. Nereye gideceğini bilmiyorsun, endişe içindesin. Sırat köprüsü öyle bir an işte, mahşer öyle bir hal. Yüce Allah sizleri ve bizleri sıratın azabından, cehennemin kötülüğünden uzak eylesin. Hannan Allah, mennan Allah, tüm dertlere derman Allah. Hannan Allah, mennan Allah, tüm dertlere derman Sahabi soruyordu, son günlerindeydi. Son günlerindeydi. Sahabe soruyordu, ya Resulallah, seni nerede bulalım ahirette? Şimdi biz de soruyoruz, aradan 1400 küsur sene geçmiş. Allah'ın peygamberi, seni nerede bulalım? Gönüllerin tabibi, seni nerede bulalım? Ey büyük günahların şefaatçisi, seni nerede bulalım? Ey Kasım'ın babası, Fatıma'nın babası, seni nerede bulalım? Gönüllerin doktoru dedi ki, beni Sırat Köprüsü'nün başında bekleyin. Sahabeden biri sordu, ya seni orada bulamazsak, beni
terazinin başında bekleyin. Bir gönül kırığı daha, gönlü yaralanmış bir sahabi daha soruyor. Ya seni orada bulamazsak ey sevgili yar. Beni dedi Kevser havuzunun başında bekleyin. Üç yerden birinde. Ya Sırat Köprüsü'nde, ya terazinin başında, ya Kevser havuzunun başında. Sahabiden biri soruyordu. Sen bizi o gün tanıyacak mısın? Ben sizi tanıyacağım diyordu. Sahabi soruyordu, bizi nasıl tanıyacaksın Allah'ın peygamberi? O gün insanlar çok olacak. Şöyle buyurdu, ben sizi abdest organlarınızdan tanıyacağım. Yüzünüz parlayacak, kollarınız parlayacak, ayaklarınız parlayacak. Abdest alırken su döktüğünüz yerleriniz parlayacak, nur olacak. Ben diyeceğim ki helummu ileyye, helummu ileyye. Bana gelin, bana gelin. Sana geleceğiz, çaresi yok. Gideceğimiz başka merceğimiz de yok. Allah seni işaret etti. Sana geleceğiz elbette ki. Ümidim ve umudum odur ki sen o gün bizi terk etmezsin. Denilir ki azabı görünce şeytan şöyle diyecek. Ya Rabbi sen bana Adem'e secde et dedin. Ben büyüklendim, kibir gösterdim. Adem'e secde etmedim. Onun için şeytan oldum, iblis oldum, cehennemden kovuldum. Ya Rabbi şimdi söyle kime emrediyorsan, istersen bütün kainata secde edeyim. Ama geçti gitti, kaybedenlerden oldu. Allah'ım biz kaybedenlerden olmayalım. Hüsrana uğrayanlardan olmayayım. Olmayalım ya Rabbi. Lütfunla bizleri muhafaza eyle. Bizleri kem gözlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Şu dua ile sana yalvaralım ya Rabbim. Bütün şeytanlardan, yani iki ayaklı şeytanlardan, insandan olan şeytandan ve cinlerden olan şeytanlardan. Çünkü şeyatinül ins vel cin, şeytanlaşmış insanlar şeytandan daha tehlikeli. Çünkü ne yapacaklarını bilemezsin. Bu kadar şeytandırlar. Ama Allah da onların hesabını dürecek elbette ki. Hiçbir şey Allah'tan, Allah hiçbir şeyden gafil değil. Allah her şeyi biliyor. Hesabı gelince hesabı çıkaracak. Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, kem gözlerden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Bütün şerlerin şerrinden, gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, yerden bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, Allah Celle Celaluhu'nun, şanı yüce Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Allah'ım bu dua hürmetine bizlere muhafaza eyle. Bu mübarek Rebiül Evvel ayı hürmetine, gecenin bu yarısında sana dönmüş, gönlü seninle olan Müslümanların duaları hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip et. Dertlilere deva nasip et. Borçlara eda nasip et. Bizi ve sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten uzak eyle ya Rabbi. Ve hasta kardeşlerimiz için şu duayı size tavsiye ediyoruz. O duayı da hep beraber söyleyelim inşallah. Rabbim onlara da hepsine şifa nasip eylesin. Rabbim Şafi ismiyle şifa bulsun, şifa versin. Ya Şafi, ente Şafi. İnne şifaeke la yugadiru sakama. Senin bütün hastalıklara şifa veren duanla sana yöneliyoruz. Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim, okuyup üflerim. Yani sana okuyup sana üfürürüm. Allah'ım kabul et. Allah'ım bütün hastalıklardan sana şifa versin. Amin ya Rabbi. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Yani kıskandığı anda o kıskanç adamdan çıkan kötü enerjiden Allah seni sakındırsın. Kötü etkiden Allah seni sakındırsın. Haset edenin, kıskananın şerrinden, bütün kem gözlerin şerrinden, nazar edenlerin nazarından Allah'ım seni korusun. Ki bu dua daha çok Hazreti Peygamber'in torunlarına yapmış olduğu duaydı. Allah bu duamızı da kabul eylesin inşallah. Efendim programın sonuna geldik. Gece bitti.
programımız bitmek üzere. Sabahleyin 8.30'da yine ATV'de soru cevap programında beraberiz inşallah. Pazar günü saat 10'da Kur'an ve Sünnet programında yine beraberiz. Bu gece bizi yalnız bırakmayan sevgili Abdurrahman Önür kardeşime, sevgili Abdurrahman, teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Ferdi ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ekibimiz adına sevgilerimizi sunuyoruz. Lütfen konuşmamızı istediğiniz neler varsa söyleyin. Biz de onları sizinle beraber paylaşalım burada. Sizi seviyoruz. Allah sizi ve bizi muhafaza eylesin. Ülkemizi her türlü kötülerden, kötülerin şerrinden muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim.